Selamünaleyküm hocam. Allah sizlerden razı olsun. Ben 21 yaşındayım. Yaklaşık 5-6 senedir bir korku halim var. Geçen yıl hamileyken bir hocaya danıştık. Besmele-i Şerif'i çok zikredin dediler. Yaptım geçti korkum. Besmele'yi sürekli zikrettiğim halde bebeğim doğduktan sonra yani 10 aydır tekrar korkum zuhur etti. Bebeğimden, eşimden bile korkuyorum. Ben bunu nasıl geçirebilirim? Bazen korkuyorum, bazen karanlıkta bile durabiliyorum, korkmuyorum. Soruma cevap verirseniz mutlu olurum demiş bir bayan izleyicimiz hocam. Böyle bir sıkıntısı olduğunu ifade etmiş. Buna nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle bizi izleyen seyircilerimize selam ediyoruz. Allahu Teala dünya ve ahiret işlerini hayırlı yola koysun bütün Amin. Kardeşlerimizin. Şimdi bu kardeşimiz korkular tabii ki olabilir. İnsanın korkuları doğal korkma şeklinde yaratılmış doğal korkular son derece normal olan şeylerdir. Ancak korkulmayacak şekilde, korkulmayacak vaziyette zamanda olursa bunlar tabii ki bir hastalık veyahut da bir rahatsızlık sonucudur. Bunlarda da gereken tedavi, yani eğer ki bu psikolojik bir korku, yani fobiye varmışsa, fobiler, işte yalnız kalmaktan korkmak, gece karanlığından korkmak, yüksekten korkmak, işte geçim korkusu, yani aç kalmaktan korkmak vesaire, bunlar belli ölçülerde, belli boyutlarda olursa normaldir. Ama bunlar insanın hayatını etkileyecek ve hayatında olumsuz şekilde hayatının gidişatını olumsuz etkileyecek dereceye varırsa bu hastalık derecesine varır. Bununla alakalı da yani bu dereceye vardığı andan itibaren tedavi yöntemine başvurulması lazım. Ama özellikle korkuyla alakalı, iç korkularıyla alakalı yani üç harflere tutulma ya da bir takım yanlış işleri bulaşma sebebiyle yani onların mekanlarına, ocaklarına basma, onların yiyecek mekanlarına müdahale etme ya da yanlış bir hareket yapma sebebiyle bir cinlenme vaki olur veya bir korku hasıl olmuşsa bununla alakalı da korku mesela küçük çocuklarda çok olur bu yeni doğan çocuklarda özellikle sıçrayarak uyanma. 3-5 yaşına kadar çocuklarda işte gece kalkıp korkuyla ağlayarak uyanma gibi. Bunlarla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu korku için bir dua yazmıştır. Sahabe-i kiramdan bu şekilde kendisine gelip şikayet edenlere Estağfirullah Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gazabihi ve iqâbihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâdîni ve en yahzurûni duasını yazmış. Ve bunun üzerinde taşınmasını ya da yastığının içine koyarak uyurken rahat uyuması için veya uykularından korkuyla kalkmaması için bu şekilde yastığının içine koyabilir. Bir alüminyum folyoya sarar onu, o kağıdı küçük bir şekilde kapatır ve alüminyum folyoya sarıldıktan sonra yastığının içinde bulundurursa ya da bu korku devamlıysa çocuklarda veya büyüklerde o zaman iç çamaşırının içine bir çengelli iğneyle takarsa Allah'ın izniyle o korkuların gittiğini biz çoğu kardeşimizden bu şekilde yazarak yardımcı olduğumuz kardeşlerimize çocuklarının veya kendilerinin bu korkularından izale olduklarını, şifa bulduklarını gördük. İnşallah o duayı okurlar ve yazarlarsa ve yastık veya üzerlerinde bulundururlarsa yastık altına veya üzerlerinde o zaman inşallah hayırlı bir netice almış olurlar. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Bir de tabii böyle hadiselerde yani nazar büyü hak. Ya hak derken var yani vardır bu. Bununla alakalı da kişi kendisine yani nazar değmiş olabilir, çocuğuna nazar değmiş olabilir. İlla bir hocanın okumasına gerek yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de büyü yapıldı. Ve bununla alakalı muavizeteyn yani Felak ve Nas sureleri Efendimiz'e şifa için indirildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zımnında da bize de aynı şekilde bu gibi hadiselerde, bu gibi rahatsızlıklar sebebiyle bizim de bunları okumamız, üzerimize okumamız, bir suya okuyup üflememiz, işte Fatiha, 7 Fatiha, Ayet-el Kürsi, Felak, Nas, 3 İhlas, 11 özellikle iç sıkıntılarında yani bunalma, sıkıntı, darlık, kabız halinde insanın 11 defa elem neşrah leke yani ferahlık veren senin göğsünü, kalbini ferahlatmadık mı içeriğinde manası olan o
İnşirah suresini okumak kişiye rahatlık verir inşallah. Bunlara da manevi tedavi yöntemlerine de tabii bakılması inşallah bir şifa olur.